Bu haklı davamızı kısaca özgeçmişini anlatayım. Bu HES konusu yaklaşık 10 yıl önce karşımıza çıktı. ÇED raporu aldırmadık. Daha sonra Tafancık mahallemizden karşımıza çıktı. Burada izin vermedik. Daha sonra Ancumak mahallesinde HES projesi ÇED raporu almak için çalıştılar. Yine başarısız oldular ve gittiler. Şimdi yine aynı şirket ÇED raporu almadan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nde kelen yazıyla belediyede anons ettirerek, halkı bilgilendirerek hesapları gereği ÇED raporu almadan bu işi bildirmek istiyorlar. Bizler belediye, ziraat odası ve muhtarlar derneği olarak bunların izin vermedik ve vermeyeceğiz. Bu konuda dilekçelerimizi ilgili makamlara bildirdik. Trabzon Hayrat ilçesi halkı olarak uzun yıllardır doğamızı korumak ve gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak için verdiğimiz mücadelede bir kez daha karşı karşıyayız. Perma reaktörü ve HES santral projesi tüm itirazlarımıza, bilimsel raporlara ortaya konulan olumsuz çevresel etkilere, halkımızın güçlü direnişine rağmen yeniden hayata geçirilmek isteniyor. Bu projenin bölgemizde yaratacağı tahribat çok iyi biliyoruz. Doğal yaşam alanlarımızı, Baldacı Teresi ve çevresindeki ekosistem, geri dönüşü olmayan zararları karşı karşıya kalacak. Bu tür projeler çay tarımını, asırlık meyve ağaçlarımızı, köyümüzün çan damarlarını besleyen su kaynakları, su kaynaklarına kadar her alanda büyük zarar verecektir. Geçmişte yaşanan acı tecrübeler bu projelerin sadece doğayı değil, aynı zamanda halkın geçim kaynaklarını da nasıl yok edeceği göz önünde sermiştir. Hayrat halkı olarak daha önce defalarca belirttiğimiz gibi bu inatçı girişimcilere karşı durmaya devam edeceğiz. Şirketlerin rant hırsına kurban edilmeyecek bir doğamız var. Her bir vadimiz, her bir teremiz bu topraklarda yaşayan insanların ortak mirasıdır. Ve bu mirasın talan edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Bugün burada Perma reaktörü ve HES santral projesine karşı duruşumuzu bir kez daha güçlü bir şekilde ortaya koyuyoruz. Hayrat ve çevre köylerinin muhtarları, Hayrat Ziraat Odası ve diğer kurumları bu projeye verdiği olumsuz görüşlere yok sayılmasına müsaade etmeyeceğiz. Şirketlerin sadece kar amacı güden bu inatçı tavırlarına karşı doğamızı, yaşam alanlarımızı korumak için her türlü hukuku ve demokratik hakkımızı kullanarak mücadeleyi sürdüreceğiz. Helal başbakanım, helal. Doğa sustukça biz de susturulmuş oluruz. Derelerimizin özgür akmalı, çocuklarımızın geleceği karartılmamalı. Halkımıza zarar veren bu projeye karşı sesimizi her platformda yükselteceğiz. Bu projeye derhal iptal edilmesi ve bir daha gündeme getirilmemelidir. Doğa bizimdir, derelerimiz bizimdir, geleceğimiz bizimdir. Derelerin kardeşliği Hayrat.
Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Evet, yaptım bir hocam arkadaşlar. Kesinlikle kredensiyel de yaptım hocam. Memlekette bir enerji meselesinden söz ediliyor. Sanki vadilerimizde yapılacak olan bu enerji üretme meselesi sistemleri sizin enerji ihtiyacınız gibi gösteriliyor. Ya da çok enerjiye ihtiyacımız varmış gibi gösteriliyor. Bakın 2004 yılında hükümetin programında şu vardı. Türkiye Avrupa Birliği'nin enerji koridoru, enerji santrali, enerji terminali olacaktır diye programa yazılmıştı. O bugün olduğu gibi devam ediyor. Ve bütün bu firmaların neredeyse tamamı yabancı şirketlerin elinde işletiliyor. Neredeyse içilebilir suyumuz kalmadı. Bu iki türlüdür. Bir, ya bir yerde kimyasal bir işlem kurulur ki birkaç gün önce Giresun Doğankent'teydik, bakır madeni işletiyorlar. Derelere vermişler. Su içemiyor köylü. Bu vadiye herhangi bir şekilde girişe izin verilmemesi gerekiyor. Vadilerimize su için, tarım için, herhangi bir işlem için girmeye çalışanlara lütfen müsaade etmeyelim. Şimdi bu yapılmak istenen olay gerçekten yöre halkımızı çok fazlasıyla endişeye sevk etmektedir. Doğada yapılacak olan bu hizmetleri başka alanlara kaydırıp daha faydalı halk için yapılacak olan çok daha iyi hizmetler vardır. Bu konuda idarecilerimizden istirham ediyoruz. Halkın suyuyla oynamasınlar, halkımızın ve neslimizin geleceğini tehlikeye atmasınlar. Yoksa bu coğrafi bölgeyi terk eder gideriz. Bu bölgelere de yaşam hayatı sona erer. Bu da devlet için, millet için ve halkımız için hiç iyi sonuçlar meydana getirmez. Ve halkımızın huzur ve refahı bittiği zaman devletin varoluşu da bir anlam taşımaz. Derelerimiz kurudu, ekosistem değişmeye başladı. Bütün doğal yapı ortadan kalktı ve artık önceden bu derelerde annelerimiz, babalarımız su içerlerdi bu derelerden. Biz yüzmeyi bu derelerde öğrendik. Biz bu derelerin sesi bize ninni oldu, onlarla uyuduk. Her şeyi buralarda öğrendik. Dere bir kültürdür, bir su kalmadı. Suyun olmadığı yerde yaşam yoktur. Şu anda yapılan bu soykırıma bir soykırımdır, doğa soykırımıdır. Karşı duracağız sonuna kadar köylüler olarak. Bundan herkes emin olabilir. Devletimizin şunu bilmesini çok iyi isterim. Bütün dünyadaki bilim adamlarının 2030 yılından sonra petrol savaşları, herhangi bir savaştan bahsedilmiyor. Sadece su savaşlarından bahsediyorlar. Su savaşının olacağı yerde mevcut derelerimizin heba edilmesi yanlış. Devlet bunun yerine nükleer santrallere veya daha çok değişik yerlerden elde edeceği enerjiye bakması lazım. Buranın suyu gelecek 30 sene sonra, 20 sene sonra olmayacak. Mevcudu koruyabilmemiz için biz buna sonuna kadar karşıyız. Dünya bilim adamları, tekrar ediyorum, 2030'dan sonra su savaşları çıkacağını devletimizin üst kaynakları bildiği halde neden derelerimizi oynattığını hala anlamış değilim. Santraller kursun, evlere elektrik sistemleri kursun, kendi üretim rüzgar santrallerine ağırlık versin. Ama su yaşamsal bir boyut. Bu 30 sene sonra, 20 sene sonra savaşların başlayacağı bilindiği halde neden derelerle bu kadar oynanmak isteniyor? Ben bunu bir vatandaş olarak anlamış değilim. Adınızı söyleyin. Mustafa Akhan. Mustafa Akhan.